Gamurç'a hoş geldiniz. Paref bir hafta daha Gamurç'ta yeni bir programla karşınızdayız. Bu haftaki programda iki konuğum olacak. Tabii ki gündem çok yoğun. Türkiye'deki gündem hızla değişiyor ama bizlerle, Ermenilerle, Süryanilerle, Yahudilerle, Rumlarla ilgili gündem hiç bitmiyor. Her hafta konuşacak bir konu oluyor. Bu hafta aslında HDP'ye açılan kapatılma davasıyla ilgili ve siyaset yasakları ile ilgili, getirilmek istenen siyaset yasakları ile ilgili partinin, HDP'nin azınlıklarla, tırnak içerisinde azınlıklarla olan ilişkisini ve buradaki rolünü konuşmak istedik. Bu yüzden iki konuğum olacak. Süryani aktivist bir konuğum olacak. Edip Arslan konuğum, aynı zamanda Murat Mıhçı konuğum HDP'den. İkiniz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle hemen şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi bu kapatılma davası, siyaset yasakları, bunlar aslında birçok şey ifade ediyor bu haberleri görenler için. Ama bizler için kendimizi ifade edebildiğimiz bir siyasi ortamın da gördüğü baskı ve yok edilmeye çalışıldığını da gösteriyor. Murat, ne diyorsun bu konuda? Aslında bunun için saatlerce konuşabilirim. Gerçekten bizim için çok farklı bir durum. Sadece şöyle bir eski bir hatırayla başlayacağım. Ben HDP'nin Kadıköy ilçeden itibaren mahalle örgütünden MYK üyesine olabilmiş bir yöneticisi olabilmiş bir arkadaşınızın. Dolayısıyla HDP'nin aslında her kademesinde bir yanıyla çalıştım. İki dönemde milletvekili adayı oldum. Bir televizyon programına katılmıştım. Oradaki televizyon programında bu boyalı basından bir kanaldı. O zamanlar az da olsa bizlere yer veriyorlardı. Ve özellikle hatırlarsınız o dönem HDP'nin dışında diğer siyasi partilerden de CHP'den de AKP'den de Ermeni milletvekili adayları vardı. Bizden de Garo arkadaşımızla ben vardım. Şöyle bir geldi. HDP bu milletvekilliği seçimleri içerisinde Ermeniler için ne düşünüyor, bu konuda ne görüyorsunuz? Birçok diğer siyasi partilerden de Ermeni asıllı adaylar var gibi bir soru geldi. Ben şöyle söyledim. HDP'nin farkı HDP'de Ermeni milletvekilleri var. Orada sadece Ermeni asıllılar var. Yani arkadaşlarımız, oradaki arkadaşlarımız da asıllı olarak nitelendirilirler. HDP'nin diğerleriyle olan en büyük farkı buydu. Bu bile herhalde sorunu en net cevap olacaktır. Peki şimdi şunu belirtelim hemen. HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu'nda görevlisin Murat. Bir de böyle bir komisyonu olan başka parti var mı Türkiye'de? Zaten isminden anlaşıldığı gibi HDP'nin kuruluş amacı da bütün siyasi yapıların dışında esas halkların ve inançların birbiriyle olan bir bağı, dostluğunu sağlayabilmek. Çünkü tarihte yüzyıl kuruluşundan beridir bu coğrafyada halklar ve inançlar birbirlerinden koparılıyor. Ve kendimiz dışındakileri çok fazla tanımıyorduk. Yani Ermeniler, Çerkezleri, Ezidiler, belki Hristiyanları çok birbirlerine öcü gösterilmiş ve bu topraklarda düşmanlaştırılmıştı. Bu bir kere bunun ne kadar yanlış olduğunu, yan yana olduğumuz zaman Sünni İslam'dan bir arkadaşımızdan bir Hristiyan'ın aslında insani açıdan, siyasi açıdan çok da rahatlıkla birbirlerini anlayarak, tanıyarak birbirlerine olumlu adımlar atmasına vesile oluyor. Evet, bahsettiğiniz gibi bir herhangi bir komisyonun olduğunu henüz duymadım ama şunu biliyorum, özellikle sol cenahtan bu konuya dair HDP'nin böyle bir hareketinden sonra, öyle komisyonlar kuruluşundan sonra belki komisyon kurmadılar ama bunun önemini onlara da bir yanıyla da göstermiş oldu. Bu açıdan bu komisyonun adı bile bu coğrafyaya bir demokrasi için önemli bir katkı olmuştur. Evet. Şu an evet HDP'nin Halk ve İnançlar Komisyonu'nda. Evet. Bir yandan Türkiye'deki Hristiyan toplulukların kendini ifade etmesi için de önemli bir alan açtı HDP, HDK.
ve bu siyasi çalışmalar. Edip Arslan, Sayın Edip Arslan, burada size de dönmek istiyorum. Süryani aktivist olarak soracağım bunu ama aynı zamanda siyasi alanda da çalışmalarınız olmuştur ve Süryani toplumundan da duyuyorsunuzdur. Baştan beri HDP'den hep milletvekili adaylar olurken hem Ermeni adaylar hep gördük. Süryani adaylar gördük. Hem de partide aktif çalışmalar da oldu. Dolayısıyla Türkiye'de Hristiyan topluluklara, yani ya da şöyle diyelim, Türk olmayan, hani Türkçe dışındaki ana diller diyorlardı ya ana dili gününde, Türk olmayan unsurlara kapıları açık ve onların da siyaset yapabileceği bir ortam yaratıldı sanki. Şimdi Türkiye'deki bu 100 yıllıktan fazlaki dondurulmuş halklar, bilhassa biz Müslüman olmayan halklar için gerçekten zor bir yaşamdı. Yani bilhassa bizim coğrafyada, biliyorsun bizi tamamıyla, şimdi Ermeniyle bizi biraz daha farklıdır. Ermeninin topluluğu İstanbul'da büyük bir potansiyeli var, okulları var, dernekleri evet. vardı, her şeyleri vardı. Süryaniler ise tamamıyla kırsal ve uzaktan kaldılar. Ne buldular? Yol bulunca kaçtılar. Dikkat ettiysen Kürt hareketi çıktığı zaman Kürt partileri, daha önce bir sürü Kürt parti oldu, kapatıldı. Çünkü aynı coğrafyada hep suç komşuyu olarak biliyorduk. Bilmiyorduk güç, şeyin halbuki suçlunun merkezde olduğunu. Hı hı. Bu HDP'nin sayesinde tamamıyla 84-85 sene sonra bir Süryani'nin parlamentoya girmesi önemli bir şeydi. Bir de bizim halkımızın, biliyorsun, son 40 senedir diasporada büyük bir potansiyeli oldu. Vay be demişler, bir Süryani de Türkiye parlamentosuna girebiliyor demek ki. Bunu da düne kadar, çünkü Müslüman olarak, yani tırnak içinde Müslüman olarak gördüğü Kürt'ün sayesinde olduğunu idrak etmeye başlayınca, ha demek ki bunda bir değişim var. Değişim oradan başladı. Hı hı. Değişim başladıktan sonra tabii ki Kürt hareketi, solcu sosyalistler ve Müslüman olmayan halklarla irtibatı kazanınca, ister istemez tamamıyla ister istemez bizde partiye yönelmeler çoğalmaya başladı. Mesela ben hatırlıyorum ilk dönemde HDP'liler böyle bayramlaşmaya bizim metropolite soğuk bakarlardı. Son zamanlarda Allah için çok iyi karşılanıyor ve umut ediyor. Biliyorsun ilk vekil seçildiği zaman karşı çıkanlar çok oldu. Ama şimdi vekilimiz demeye başladılar. Demek ki bu bir pozitiftir. Biliyorsun bu ülkenin geçmişinde gerçekten karanlık bir dönem var. Ve bu karanlık bir türlü, yani böyle bir bahar geliyor. Yani hani ben her zaman karşılaştırıyorum. 1908 gibi şey yapıyorum. Hı hı. Acaba biz de o kaderi yaşar mıyız diye korkmuyorum değil, korkuyorum, inanır mısın? Ama hala umudum var. Dünya daha başka doğruya gidiyor. Umudum var ve hala bu topraklardayız. Bu umudu yaşatmaya çalışacağız. Peki şuradan devam etmek istiyorum, bıraktığınız yerden Sayın Arslan. Şimdi bir anlamda umudum var diyorsunuz, bir anlamda şimdi nasıl vekillerinin olabileceğini aslında işte Ermeniler de, Süryaniler de, Ezidiler de bir anlamda siyasi olarak da toplumları aktive etmiş oldu. Yani bu kendilerinin bir iz düşümünü meclise gönderebileceklerini ve orada seslerini duyurabileceklerini düşünmeye başladılar. Çünkü eskiden hiçbir sesimiz duyulmuyordu belki de. Ben de bir Ermeni genci olarak bunu söyleyebilirim. Sesimiz duyulmuyordu. Zaten Agos'un da kuruluş amacı sesi biraz daha yükseltmek. Eminim Sabro da öyledir. Bu iki gazete ve bu anlamda belki de biraz daha ileriye götürmeye de hedefledi. Böyle bir alan da açılmış oldu toplumların içerisinde sanırım, değil mi Murat? Evet, ben biraz daha geçmişte ÖDP'de siyasete başladım. Daha sonra Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nde siyaset yaptım. Bu küçük, yani oy olarak küçük oy olan bile alanlarda bile sesimizi duyurmanın bir yanıyla bir amaca da hem siyasi görüş olarak, bir sosyalist olarak
önem veriyordum. Ama bir yanıyla orada var olmanın bile ne kadar ezber bozduğunu düşünüyordum ki orada hiçbir zaman buradaki çalıştığımız alanları da bulmamız şansımız da olmuyordu. Fakat burada olduğu zaman, ya size bir örnek vereyim, çok benim için çok kıymetli bir örnektir. HDP'nin ilk kurulduğunda belediye seçimlerine ilk seçimlere girdik. Ben de Kadıköy'de meclis adayıydım. Belki hatırlarsın Aris o zamanları. Muhtemelen çok yıllar sonra ilk defa bir adayın kendi ana dilinde bir pankartının yapıldığını gördüm. Ve benden bu talep yapalım böyle bir şey söylendiğinde ben çok şaşırmıştım. Benim için de bir ezber bozucu bir şeydi. Böyle bir şey hiç bugüne kadar kendi ana dilimde yapmamıştım. Ve Kadıköy'ün çeşitli yerlerinde pankartlarım görüldü. Ve söylediğim şey de eşitlik, demokrasi ve barış için HDP gibi böyle bir şey. Belediye meclis adaydı. Ermenice bir yazı. Bu Kadıköy içerisindeki az olan dizilerin bir kere önce bir korkularına ve tepkilerine şey oldu. Ama o pankartın inan önüne geçiyordum, seyrediyordum insanların ona bakarken ki tavırları beni çok etkiliyordu. Çok ezber bozucu bir şeydi. Tahminim bir 50 yıl en azından böyle bir pankart, geçmişte böyle bir pankart yapılmamıştır bu coğrafyada. Belki de çok daha fazla uzun bir süre. Bu bile birçok aslında alan açmaktı. Yine özellikle 1915'ten ilgili adaylıklarımızda, siyasi görüşlerimizde, ne bileyim açıklamalarımızda, örnek 24 Nisan'da olduğumuzda basın açıklamalarımızın metinde bizlerin görüşleri alarak yazılmış oluyor olması bile bence çok özel ve bizler için çok değerliydi. Evet. Murat, bu aslında bu pankart meselesini bir başka konuyu da gündeme getiriyor. Şimdi son geçtiğimiz ay ana dilini konuşuyorduk, ana dili gününde. Şimdi ana dil öyle bir şey oluyordu ki bu birlikte ve ana dilinde siyaset yapabilmenin önü açıldığında Hristiyanlara da olsun, Kürtlere de olsun, her Çerkeslere, Lazlara olsun, bu açıldığında artık diğer kurumlar görmezden gelememeye başlıyor. Yani kadın kuruluşları, kültür sanat festivalleri, mesela ana dili gününde yapılan birçok açıklamada, ana dili kutlamasında hiç alakası olmayan, hiç siyasetle belki de ilişkisi olmayacak müzeler bile farklı diller kullanmaya başladılar. Farklı dilleri, Ermenice, Süryanice de kutlama mesajları yayınlamaya başladılar. Bunlar da aslında önünü açıyor. Ana dili günündeki konuklarımızdan biri de Februniye Akyol'du. Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanı eski. Kendisi de nasıl ana dilini öğrendiğini söylüyordu. Şimdi biraz önce Edip Arslan da şunu dikkat çekti, onu söylemeye tekrar hatırlatalım. Belki izleyicilerimiz bilmiyordur ama şimdi Ermenilerin yoğun yaşadığı İstanbul'da okulları var. Ana dili eğitiminin de yapıldığı, belki ana dilde değil bütün eğitim ama ana dili eğitiminin de yapıldığı diyelim. Ama Süryanilerin öyle bir hakkı da yoktu. Daha doğrusu okul yoktu son döneme kadar. Bir anaokulu açıldı şimdi diyebiliyorum. Dolayısıyla bir alan açmış oluyor. Süryani toplumu içerisinde de bir hareketlilik yarattı mı bu siyasetteki aktivite? Tabii çok etkiledi. Yani dikkat ediyorum, mesela son yerel seçimde o tiki partilere de giden insanlarımız oldu. Mesela Bakırköy gibi örneğinde, mesela ben de orada hükümet adayıydım, HDP'nin adayıydım. Aynı zamanda CHP'nin ve AKP'de de aday vardı. Hatta AKP, CHP'ninki de encümen üyesi olarak kazandı da. Hı hı. Bu ister istemez etkileniyor. Halk politize oluyor. Bizim hı hı. Halkımız dediğin gibi dondurulmuş, korkundurmuş, sindirilmiş ve göçe zorlanmış bir toplumdur. Yani kırsalda zorlanmış. Tabii ki ne diyorum, siz Ermeniler en azından okullarınız vardı, şeyleriniz, dernekler vardı. Bizde dernek dahil yoktu. Bir dernek kurduk, onu da başaramadık. Yani onu bile yaşatamadık diyebiliriz. Hı-hı. Onu biz yaşatamadık. Yani devletten daha çok bu suç bizimdir. İkincisi, hı-hı, halk bilhassa diaspora yüzünü ana vatana çevirmeye başladı. Bir sürü kişi gelip evini restore ettirdi, umutlandı, eski komşu
daha farklı konuşmaya başladı. Eskide yani biliyorsun Kürtçe'de fıllah derlerdi. Yani evet. Uşak şey derdi. Artık öyle demiyor. Süryani diyor ona. Komşu diyor ona. İster istemez bu da tabii ki Kürt siyasi hareketi ve bunun içinde Kürt siyasi hareketinin içindeki insanlar da diyor. Biz de ne zaman HDP'yi kurup da size dokununca farkına vardık. Bazı şeylerin biz de farkında değildik. Çünkü biz de yani bu ülkenin İtak ve Terakki zihniyetinin bir değişik versiyonuyduk. Ne zaman bir HDP kurdu, kalkıp bir Süryani'ye dokundu, bir Ermeni'ye, bir Çerkez'e. Yani bir misal olarak geçenlerde bir yerdeydik. Bir Çerkez arkadaş baktı diyor, bir Çerkez demiş ki Türkiye'de Türk olunur. Ne olur bu dedi. Ben de dedim o zaman Rusya'da Rus olursun, Çerkez olamazsın. Yani bu dahil yaşanmaya başladı. Bu topraklar zengini yavaş yavaş, yani çünkü toprağı kazdıkça zenginlik çıkıyor ister istemez. Hı hı. Bu toprakların zenginliği ister istemez çıkacak. Ama bu zihniyet bence umut ediyorum batmaya doğru gidiyordur. Son hamlelerini yapıyor. Umut ediyorum ve hala dediğim gibi şeyde diaspora ana vatana yüzünü verdi ve bu devam eder. Umuyorum ve başaracağız bunu da. Halklar başaracak. Hı hı. Ben misal olarak bizim kırsal kesimde yani atıyorum açık ve net söyleyeyim. Mesela Demokratik İslam Kongresi insanlarla tanışınca ister istemez etkileniyor. Evet dindardır ama demokrattır. Hı hı. Sonra ben onlara dedim ki vallahi 5 kere namaz değil 15 kere kılın. Ama bana dikte etmedikten sonra niçin ben size karşı olayım? On yargılı olayım. Çünkü bizim ak kara. Halbuki öyle değil. Griler de var, değişik renkler de var. Biz gökkuşağı kurmaya çalışacağız. Umuyorum o olacak diyorum. Hı hı. Peki burada şunu da sormak istiyorum Edip Arslan. Şimdi son dönemde bu sizin de bahsettiğiniz geri dönüşler özellikle kırsala, köylere, Avrupa'daki diasporadan, dünyanın çeşitli yerlerindeki diasporadan. Şimdi Ermenilerin çok öyle bir şansı olmadı çünkü geride kimse kalmamıştı belki de. Çok bir iki aile belki kalmıştı ama Süryaniler bu geri dönüşü hızlıca özellikle de 2015'ten sonra çözüm süreciyle de birlikte Süryaniler bu süreci çok hızlandırdı. Biliyoruz, duyuyoruz, haberleri geliyordu İsveç'ten, Avrupa'dan geri dönen, köylerinde yaşamlarını kuran aileler de oluyordu. Bu böyle bir geri dönüş sürecinde şu anda tabii son birkaç yıldır Türkiye'de yaşanan baskı ortamında nasıl etkilendi? Yani diasporanın bu arada siz de görüşüyorsunuzdur. Neler geliyor size? Nasıl görüşler iletiliyor? İnanır mısın? Düşündükçe mesela 2015'e kadar aslında 2010'da ve aslında o Ecevit'in genelgesinden sonra yavaş yavaş 2015'te tepe yaptı. Bu bir gerçektir. Hı hı. Tepe yaptı. Dediğim gibi o örnek verelim işte Kafro köyü dediğimiz el beğendi. Orada 18 aile gelip evleri. Onundan hariç mesela adam 40 senedir Avrupa'da çalışıyor. İşçi artık yeter ya demiş gideyim köyümde öleyim. O gelmiş mesela evini restore etmiş. Bazı köyler köy bu, tamamıyla boşaltmıştı. Şimdi o köylerde misal olarak, örnek olarak kışın 2-3 aile olur ama yazın 30-40 aileye kadar yükselebiliyor. Böyle var hala köyde. Hala umut taşıyorlar. Çünkü bu bir gerçektir. Artık komşularımız diyorlar eski komşu değildi. Çünkü eskiden komşu diyor ki bir an önce git ben buraya oturayım. Senin evine çökeyim. Bu zihniyet vardı. Hı hı. Şimdi eski komşu hoş geldin dediği zaman hoşuna gidiyor. Onun için kendine, evet doğrudur, gerçekten büyük sorunlarımız var. Hala orada Tapo Kadastro olayı var, Mor Gabriel arazileri olayı var ve hala da istemeyen güçler var. Yani bazen geçen gün bir başka televizyonda şey yaptım, dedim ki 1915'i biz hala yaşıyoruz. Örnek mi dedim, al Diril ailesi dedim. 400 günden fazla kayıp adam bulunmadı. Annelerini de bir parçası eksikle köyün deresinde bulundu. O da o insanlar yani 3 aile gelse yani ne olur, en azından o bölgeye zenginlik, akrabalarına bir umut olurlardı. Hı
Onu da tahammül etmeyen zihniyet, o karanlık zihniyet hala iş başında. Yani ne diyorum, hala umudumuz var ama o zihniyetle mücadele etmemiz lazım. Bu da ne olur? Bak ne diyorum, diaspora, evet potansiyelimiz burada azdır ama diaspora da çoğuz. Ve diaspora ayaklanması lazım, yani yeter diyecek kardeşim. Yani yeter, bu kadar senedir bu insanlar ne istiyorsun bizden? Yani biz demokrasi istiyoruz, barış istiyoruz, komşularımızla iyi ilişki olursak. Yani bu coğrafyada, hep bu dünya hepimize yeter. O zihniyetle ancak hakim olursa bu topraklar, o zaman zenginliğimiz de meydana çıkar. Burada ne zanaatkarlar, ne ustalar, nerede bu ustalar? Her zaman derler, eski ustalar. İyi kardeşim, bunları giderken niçin müdahale etmedin? Ha yavaş yavaş buradaki zihniyet değişip o karanlık zihniyet ne zaman biterse o zaman o insanlar geri dönür diyorum. Evet. Peki Murat Mıhçı ile devam etmek istiyorum. Murat, şu alanda belki de hani HDP'nin mecliste olduğu dönemde Ermenilerle ilgili en çok soru önergesi verilen dönem herhalde. Bir milletvekili olmasıyla birlikte Garopaylan'ın, ama o daha öncesinde de şunu hatırlatmak gerekiyor herhalde, Türkiye TBMM'de, mecliste ilk kez soykırım üzerine konuşma yapan parti başkanı, eş başkanı diyelim, Selahattin Demirtaş'tı. 8 dakika 40 saniye 24 Nisan öncesinde Ermeni soykırımı ile ilgili, Ermeni soykırımını tanıyan bir konuşma yaptı. Şimdi bu partinin, HDP'nin mecliste olduğu süre içerisinde en çok soru önergesi belki de verilen dönem. Sadece Ermenilerle ilgili de değil, her türlü hak ihlaliyle ilgili olduğu kadar, ama Türkiye'de Müslüman olmayan kesimle de artık ilgilenen ve bunları kayda geçiren bir sistem oluşturulmuş oldu. Ne kadar karşı çıkışlar olsa, ne kadar meclis tutanaklarından silmeye çalışsalar da. Evet, sen ne diyorsun bu konuda? Ben öncelikle şöyle bir düzeltmeyi de yapayım. İlk konuşmayı ve ilk öneriyi veren Sebahat Öncer'dir. Sebahat, bu anlamda sesim geliyor mu? Bu arada gözüm evet, dondu ama. Bir, evet, şimdi geliyor. Tamam. İlk önergeyi, soru önergesi Sebahat Tuncer vermişti. Şu anda cezaevindeki rehin olan bir arkadaşımız. Evet. Açıkçası biz Ermeni toplumuyla da siyasi olan arkadaşlarımızdan da ilk temas kuran Kürt hareketinden de bu süreçte, HDK sürecinde de kişilerden biridir Sebahat Tuncer. Buradan gerçekten ilk bağlantımız olduğu için onunla çok daha özel bir bağımız vardır. Umarım çok diğer arkadaşlarımız, siyasi tutsak olan arkadaşlarımız gibi o da en yakın zamanda özgürlüğüne kavuşur. Önergelerin vermesinin ötesinde bundan ilgili biz ne diyorsak onlarla birlikte destek verebilen bir yapısı oldu HDP'li arkadaşlarımız. Bu olay sadece Kürt arkadaşlarımız olarak görmeyelim. Tüm HDP'lileri, çünkü yaşında sosyalist bileşenlerimiz ve birey olarak da çeşitli halklardan gelen insanlar var. Ve bunlar en basitinden şöyle söyleyeyim. Hatırlarsın evet. Evet, sürecinde duyulduğu zaman, biliyor musun sesin vardı? Evet, biz Murat seni tekrar bağlayacağız ama o sırada mümkünse Edip Bey'le sohbetimize devam edelim. Edip Arslan, şimdi bir taraftan biraz önce Murat'a sorduğum şeyi size de sormak istiyorum. En çok belki de bu dönemde aktif olundu ve görünür oldu sorunlar. Yani Darüzzafaran Manastırı'ndan tutun da bütün işte mal mülke kadar birçok sorun aslında görünür oldu ve bazen de yerel belediyelerde yine aynı siyasi araçlarla, gereçlerle, aynı partilerle bu sorunların çözümüne doğru da adımlar atıldı. Neler söyleyeceksiniz bu konuda? Tabii yani şimdi HDP oradaki dediğim gibi
Gerçi dediğin gibi, Murat arkadaşın söylediği gibi, evet, Süryani vekil gitmeden önce de HDP'ki arkadaşlar soru önergesini verdiler. İşte bir de bu şu andaki neler çektiği bu halkın son, yani misal olarak örnek verilir, hep faili meçhul cinayet. Ama ne kadar Süryani fail meçhul cinayet gittiğini kimse sormaz yani. Hı hı. Evet. Kimse sormuyor kaç tane faili. Sesim geliyor mu? Evet evet, gayet net geliyor. Telefon gelmişti de, kusura bakmayın. Sorun faili meçhul kaç tane Süryani gittiğini bilmez. 3-4 sene önce Ağustos'ta çıkmıştı 50 küsür tane. Ve bunların içinde 8 aylık hamile bir kadın da katledildi. Yani öyle rahat değildik ve nüfusumuz gerçekten de en az seviyeye, minimum seviyeye kadar indirildi coğrafyada. İstanbul'da kalanlar da çoğu biliyorsun artık tamamıyla maddi durumu iyi olanlar, insanlar kaldı yani. Onlar da çoğunun pasaportu hazır veya çocuklarını yurt dışına gönderip işte idare gidebildiği kadar. O zihniyet vardı. Ya bu topraklarda bize yer yok. O zihniyet kalmıştı. Bu toprakları biz istemiyorlar. İşte biz ne diyorum, azınlık deyince, ben hakaret olarak görüyorum azınlık deyince, tırnak içinde. Ya ne azınlık, çoğunluğu, o zaman kimdir çoğunluk? Belli olmaz. Onun için dolayısıyla bunların hepsini arka arkaya sıraladığın zaman bu coğrafyada bizim halkımızın yavaş yavaş HDP'nin sayesinde görünür olmaya başladı veya bu insanların olduğunu keşfetmeye başladı. Bırak onu, bu sefer Türkiye'deki kamuoyu turizm olsun, şey olsun, turlar düzenlemeye başladı. İşte manastırları ziyaret etmeye, efendime söyleyeyim Süryani şarabı falan. Geçen gün diyorlar Süryani şarabı. Kardeşim valla şaraptan daha önemli, benim babaannemin yaptığı pekmez daha güzeldi. Yani o sucuk daha güzeldi. Evet, biz şarap kaldı çünkü şarabı aslında biz üretiyorduk ama Müslümanlar dedim gizli tüketiyordular. Hatta dedim Kürt bir sanatçısı var. Midyat'ta üretilir, Esrel'de tüketilir. Çünkü Müslümanları yapsalar ayıp olurdu birbirlerine, günahtır derlerdi. Hem bizim ustalar yapardı. Ama pekmezi de bizim ustalar yapardı. Tatlı sucuk da yapardı. Yani o coğrafyanın insanıyız. Oranın geçmişini, yani o taşları konuşturmuş bir toplumuz. Hı hı. Ne yazık ki işte o zihniyet kalkmış. Atıyorum bir İsveç'te bir bakan, Süryani bakan oluyor. Türkiye'deki boyalı basın mağaradan çıkmış bakan olmuş. Onun oturduğu evi vallahi Anadolu'daki gezin bütün sizin konaklarında o taşlı evlerde daha güzeldir. Yani şu anda bir tane yabancıya götürürsen onun evi daha güzeldir. Yani ne diye, ne için? Çünkü diyorlar ki biz bu insanlara burada çelik dahil vermedik. Siz nasıl orada bakan yapıyorsunuz? Evet. Aslında isteyerek bizim reklamımızı yapıyorlar. Tabii HDP'nin sayesiyle bir Süryani meclise girmesi ve oradaki arkadaşlar, onların da hakkını yemeyelim. Atıyorum bugün de kadar o vekillerin de görünür olmaya başladık. Halkımız da ister istemez, dediğim gibi, diaspora artık ana vatana gözünü çevirmeye başladı. Atıyorum 80 kilometre uzaklıkta bir otobüs tutup artık gidip konsolosa oy vermeye başladılar. O da çok önemlidir. Neden? Bir sürü yani parlamentoya gider sesimizi duyurur diye. Onun için dolayısıyla HDP umut oldu. Umuyorum bu umut yeşerir. Peki şimdi Murat'la biraz önce kaldığımız yerden devam edelim. Kesilmişti ama Murat senle devam edelim. Biz de aynı konuyu konuşuyorduk Edip Arslan'la. Temsiliyet ve bu temsiliyetin toplum içerisinde yarattığı hareketlilik ve onların sorunlarının dile getirilmesiyle ilgili. Sen biraz önce söylemiştin, Sebahat Tuncel bu konuda ilk soru önergesini veren kişi olmuştu. İlk temaslarda bulunan olmuştu. İstersen bıraktığın yerden devam et. Ben öncelikle internette bir sıkıntı var. Bunun sebebini de söyleyerek başlamak istiyorum. Biliyorsun Kadıköy'de oturuyorum ben ve evim Kadıköy'de. Evet. Kadıköy'de bugün bu gece bir kadın arkadaşlarımızın, özellikle aslında Türkiye'deki tüm bireylerin aslında çok önem vermesi gerektiği bir konu olan İstanbul Sözleşmesi bir gece
kararname ile çıkarıldı ve bugün Kadıköy'ün her yeri polislerle çevrildi. Ve bildiğim kadarıyla da bir yarım saat 40 dakika içerisinde bir kadın arkadaşlarımızın karşı eylemleri olacak. Dolayısıyla internetimiz ve şeylerimiz birçok alanda yavaşlatıldı ve böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bunun bence Türkiye'yi anlamak açısından özellikle yurt dışında dinleyen arkadaşlarımızın, dostlarımızın bilmesi için bunu söylemek istedim. Bu coğrafyada içerisinde hemen kadınlarla ilgili bir cümle söyledim. Bizim çabalarımızdan da olsa ilk başta bu coğrafyanın ilkleri vardır. Örnek Zabel Esyanları, feminist kadın arkadaşlarımız pek onlara ulaşamamıştı bunlar. Benzeri her konuda bizlerin toplum içerisindeki kendi tanıklıklarımızı, kendi bildiklerimizi ve kendi geçmişimizi aktarmamız oldu. En basitinden bugün çok gündem olan Katolik Ermeni Mezarlığı'nın Ankara'daki, Ulus'taki yaşanan durumu aktarılmasında bir vekilin veya bizlerin bunun için çabaları. Daha önce özellikle benim bu konuda bayağı bir mücadele verdiğim yine Ankara'daki bir Ermeni Ortodoks Mezarlığı'nın şey yapılması, ne derler, yaşadığı o durumu. Van'daki Ermeni mezarlığının üzerine tuvaleti yapılması ve böyle oradaki zulümler. Ve bunlar hep aslında hem siyasi alanda hem de genel alanda da duyurulmasına bu kanallarla vesile oluyor. Ama en önemlisi şu çok net, özellikle Edip arkadaşımız da çok eminim biliyordur. Diğer halklardan, inançlardan insanların geçmişteki yaşadıkları sıkıntıları ve durumları, hikayelerini kitapta bile okusak, yıllarca bu konuda çalışma yapsak hiç bu kadar etkili bilgiler alamayız. Çok yüzleşme noktasında, tüm halkların birbiriyle olan yüzleşmesine de çok büyük bir vesile oluyor. Yani bu temsiliyet bu açıdan çok önemli. Bu temsiliyetler sayesinde görünür olarak toplumumuzun farklı siyasi alanlardaki insanların farklı alanlardaki konularında ilgilerinin artmasına da vesile oluyor. Ben bu açıdan çok önemli oluyorum. Yani tarihte şöyle bir geçmişe baktığım zaman çok emin olmamakla beraber siyasi partide, mecliste olan siyasi bir partide en yüksek yönetim kademesine Garo genel başkan yardımcısı olarak geldi. Ondan önce ben ve yine kendisi parti meclisinin üzerinde MYK üyesi olduk. Yani hiçbir dönem HDP'de Ermeni temsiliyeti olmamazlığı olmadı. En yüksek kademede. Keza geçmişe baktığınız zaman Süryani Asurilere baktığınız zaman çok daha öncesinde milletvekilleri var. Kürt hareketinden gelen veya o süreçten gelen. Bunlar aslında sadece ismen bile önemli ama onların bulundukları konumu ve görüşlerini aktarmaları noktasında da diğer temaslar açısından da çok da önemli ve çok iyi, önemli bir temsiliyet haline gelişiyor. Bunu korumak için de açıkçası şöyle bir olaya da vesile oluyor. Bugün yan yana olmayı unuttuğumuz, yurt dışında daha siyaset yapan, siyasi örgütler içerisinde bulunan, siyasi kurumlar olan Ermeniler, Asuriler, Hristiyanlarla bağlarımızı kurabiliyoruz. Örnek, Alice bilmiyorum fark ettim mi, son yeni bir olay. Bu HDP'nin kapatma davasındaki bir durumda Arjantin'den HDP'ye dair bir açıklama geldi. Bizim arkadaşlarımız oradaki siyasi örgüt içerisinde olan Norsevan'dan yayınladılar. Bu bence çok önemli. Yine yurt dışında bulunan Almanya'dan bir arkadaşlarımız bir mektup yazdılar. Bu diğer oradaki halklarla birlikte böyle bir kaleme almaları. Benzeri şekilde bugün şeyde duydu yine Ermeni siyasi örgütü olan Norzartonk'un yine böyle bir açıklaması. Bunlar geçmişte benzeri olmayan şeylerdi. Örnek benim milletvekilliğim aday olduğu zaman Avrupa Ermeni Kurumu partiye mektup gönderdi, destek mektubu gönderdi, adaylığımı destekleyen bir gönderdi.
Ben tarihte böyle benzer bir şey yoktu. Bu bir yanıyla gerçekten bir şeyin bir yakınlaşmanın gösterimiydi. Düşünebiliyor musunuz tarihte özellikle Türkiye'deki sol ben hepimiz biliriz. Türkiye'deki Ermeniler geçmişte sol diye bildikleri hiçbir siyasi partiye oy vermediler. Çünkü sol değildiler. Bir değişimin bir göstergesi oldu. Bir ortak parti seçim çalışmaları Ufuk Uras dönemiyle başlayan bana göre bir süreç başladı. Bu çok önemli. En önemlisi Osman Baydemir'i konuşmak gerekir. Ben burada izin verirsen biraz uzatacağım ama bunu çok önemli buluyorum. Hı hı. Osman Baydemir'le Merkez Yürütme Kurulu üyesiyken bir sohbetimi aktaracağım burada. Biliyorsunuz oradaki bir kilisemizin inşaatı ve sonrasında da Diyarbakırlı Ermenilerin, Dikranagertli Ermenilerin bir ziyareti oldu. Ve Osman Baydemir de bunları karşılayandı. Sur Belediye Başkanımız Abdullah Demirbaş'la beraber. Evet. Ve ilk defa Paskalya kutlanmaya başladı. Kilisede Paskalyalar kutlanmaya başladı ve bir yeniden doğuş, yeniden orada varoluş. Kendilerini saklananlar ortaya çıktı, orada Ermeni kimliğinde olanlar. Kripto Müslümanlaştırılmış Ermeniler yine kendilerini buldular. Bu çok değerli bir şeydi. Ve Osman Baydemir şu cümleyi söyledi. Yani ben asla bunu unutamam, beni çok etkilemişti. Murat, izin vermediler. Evet belki onların mülklerini geri birebir iade edemezdik ama onların kalabilecekleri yeniden bir yer yapıp onlara belediyelerin desteğiyle belki oturacakları yeri sağlamaya çalışıyorduk. Ama izin vermediler ve bundan korktular dedi. Yani bu çok önemli bir şey. Osman Baydemir'in bu cümleleri bence çok önemli bir şey. Evet. Yani aslında toplumun birbirlerine dokunmasını, birbirlerine yakınlaşması her zaman 100 yıldır ne yazık ki iktidarların pek hoşuna gitmedi. Evet doğru. Çok aslında çok doğru bir yerden tam da biz de bunu söylüyorduk. Biraz önce Edip Arslan da aynı şeyi söyledi. Yani yerelde aslında sorunların çözümüne yönelik adımlar atılabiliyordu. Şimdi artık sonuna doğru yaklaşırken programın şunu toparlamak istiyorum. Şu andaki kapatma davası ile ilgili ve siyasetçilere yasak getirilmesi ile ilgili bunun bize yani biz halklara nasıl bir etkisi olacağını sormak istiyorum. Bu görüşlerle toparlamak ve kapatmak istiyorum programı. Edip Arslan sizden alalım önce. Nasıl bir etkisi olacak? Şimdi, yani Süryani halkının temsiliyeti konusunda onların hislerini nasıl yansıtabiliriz? Vallahi benim bildiğim kadarıyla eğer bu dava negatif çıkarsa gerçekten de bizim halkımızda büyük bir hayal kırıklığı çıkar. Ama pozitife dönerse daha da hızlanır bu sefer ana vatana bakış şeyi. Diasporanın ana vatana. Çünkü dediğim gibi bizim potansiyelimiz artık orada. Yani bugün Güneydoğu'da 3000 bilmediğin 3-5 kişi var. Yani taş atlasın 5000. Bir şey değil potansiyel olarak. Ama bu batıdaki şu anda hala TC kimliği kullanan insanlar belki 300 bin kişidir. Hı hı. Bir pozitif eğer dava pozitife doğru giderse halkımız da pozitif düşünür daha da şey umutlanır. Yoksa diyecekler tekrar başlarlar zaten bunlar dedeleri de böyleydi. Aynen böyle söylerler yani 1915'te de yaptılar işte varlık vergisinde de yaptılar 6-7 Eylül'de de. Yani Kıbrıs olayları oldu. Çok bazı şeyler o kırsalda olduğu için kimse bunları bilmiyor mesela. Kıbrıs'ta 1974'te Midyat'ın %90'ı Süryani. Çok affedersin bir köpeğin boynuna siyah bir köpeğin haç alıp çarşıda gezdiriyorlar. Birisi bir şey desin de yağmalasınlar. Yani bunu yakın zaman 1974. Zaten 74'teki o karardan sonra vakıflar kanunundan sonra bir o Yargıtay'ın aldığı karardan sonra bir sürü kiliselere şeylere koydular. Bir sürü de sonra köyler boşaltıldı. Kaçmak zorunda kaldık. Yani şimdi atıyorum komşum oturmuş 30 sene orada. Bahçeyi işliyor. Şimdi gidip istediğin zaman haliyle onunla düşman olmamak lazım. Hı hı. Şimdi herkes dediğim gibi Mor Gabriel'i söylüyor ama bana sorarsan Mor Eugen'in arazileri daha sorunludur ve bunların çoğu da
hedefe yakın ailelerin kullandığı arazi, 30 senedir o arazi çok önemli bir arazi. Bizimkiler dediler ki kardeşim tamam, size araziyi iade edin, zaten işleteceğiz, size verelim. Öğrenin, örnek bu tartışma hala çözülmedi yani. O yani bazı şeyler parti dahil bazı şeyleri aşamıyor yerelde. Çünkü orada karanlık güçler de çok güçlüdür. Çünkü o zihniyet o bölgede o kadar hakim ki bildiğiniz gibi değil yani. Onun için millet kaçmaya başladı. Dediğim gibi yakın zamanında kimse cesaret edip dışarıya çıkamıyordu. Saat 5'ten sonra medyatın bütün kepenk kapanır, ışık çıkmazdı camlarda. Onun için bu mahkeme şayet negatif çıkarsa inan ki daha kötü düşünürüz. Ama umuyorum ben pozitife doğru evrilir ve ana vatana geri döneriz. Rahmetli İhrandiki dediği gibi evet gözümüz var bu topraklarda. İler ki ben köyüme geri dönüp rahmetli babamın o küçük kilisedeki mezarlığa gömülmem. Başka hiçbir şey istemiyorum diyorum. Her zaman bunu söylüyorum. Murat, bir taraftan aslında şunu da hatırlatarak sana dönmek istiyorum. Selahattin Demirtaş'ın açıklamasında da ilk defa bir partiye seçim kazandırmak için kapatma davası açılıyor diyordu. Hani bu pozitife dönme yönünden, daha doğrusu gelen mesajlarda da yani parti dükkan değil ki kapatasınız sonuçta ve dolayısıyla bu siyasi akımın halkın görüşünü değiştirecek değil, aynı zamanda daha da güçlenmesi ve temsiliyetin, birliğin, beraberliğin, halkların ve inançların daha da güçlenmesi de söz konusu. Bu dönemde böyle bir şey sen de seziyor musun? Bence çok değerli bu cümle. Yani ben açıkçası şöyle bir küçük bir şey anlatayım. Ya biz hiç kavga edemiyoruz kendi aramızda. Yani sürekli öyle bir saldırı yaşıyoruz ki parti birçok bileşeni var, çok bir halkı var. Birbirleriyle olan siyaseten farklılıkları var. Yani ben ÖDP'deyken SP'li bir arkadaşımla aynı siyasi örgütün içerisinde olabileceğimi hayal etmiyordum hiçbir zaman. Veya Devrimci Parti ile. Evet. Saflarda belki bir dönem beraberdik ama hepimiz buluştuk. Örneğin Halkla İnançlar Komisyonu olarak Antakya'da bir toplantı yaptık. Yaklaşık 58 kurum geldi. Belki diğer siyasi partilere de birileri gidiyor ve görüşme yapıyor ama onlar biraz çekinerek ve korkarak gitmek zorunda kalıyorlar. Siyasi görüşleri o bile olmazsa. Ama bizde o tehlikelere rağmen örnek benim hatırladığım 4 tane Ermeni kurumu vardı, 2 tane Süryani kurumu vardı, artı Hristiyan, Katolik, Protestan kurumları ziyaret etti. Ve bu kurumların dışında da gerçekten çok da muhafazakar, mütedeyin Sünni arkadaşlarla beraber yaptık. Vallahi söylediklerimizde de hiçbir farklılık yoktu. Yani belki dilimiz biraz farklıydı, biraz lehçemiz belki farklıydı ama sonuç olarak her şey çok aynıydı. Ama şöyle bir şeyi söylemek gerekir. Ermeni ve Süryanilerin en fazla yaşadığı yer, birlikte oldukları yer, azınlıkların örnek adaları söyleyebilirim. Adalar gibi, Şişli gibi Ermenilerin ve diğer azınlıkların çok olduğu yerde HDP genelde birinci parti oluyor. Bunun anlamı şu, gerçekten ilk defa umut etmeyi öğrendik. Ve bu umudumuzu Hrant Dink'in katledilişinden sonra yeniden başlayan bir umuttu. Biliyorsun sen de Hrant Dink'in Agos'u çıkardığı zaman birçok insan ortaya çıktı. Belki hepimiz bir noktasında dokunduğumuz yerler vardı o süreç. Daha sonrasında onun ölümünden sonra birçoğu geri çekildi arkadaşlarımızın veya başka şey oldu. Fakat yeniden bir umut ve ben buraya başladığımda, benim siyasete başladığımda büyüklerimizle şunu söyledi. Bak konuştun, Hrant gibi oldun, olursun, dikkat et. Ya böyle tepkilere çok yaşadık. Sen de yaşamışsındır, birçok arkadaşımız da yaşamıştır. Bir umudu kaybetmektir. Ama şöyle bir şey var. Bakın siz bu partiyi ne kadar zamanda kapatırsanız kapatın, ne zulüm yaparsanız yapın, halklar yan yana olup birbirleriyle dostluklarının ve demokrasinin tadını aldı. Özellikle bu müzakere döneminde. Ve bu müzakere dönemindeki o tat hepimizin damağında. Az bir tat o ama o damağımızda. Biz o tada alıştık. O tadı alabilmek için, tekrar daha büyüğünü alabilmek için parti kapatarak, efendime söyleyeyim, başka şeyler yaparak
bundan vazgeçirme imkanı ne olmayacaktır ya bunu başaramayacaklardı. Hı hı. Bu tamamen siyasi bir mühendislik için HDP'ye saldırılıyor. Ama geçenlerde arabada bir arkadaşımız oturmuş, bir tane HDP'li olmayan taksici bir arkadaş. Ya HDP'yi kapat ki HDP'ye de belli ki çok sempatik bilen bastamıyor. Ya Burak kardeşim şu HDP'yi bizim açız aç yani benzin parası alacak parayı kazanamıyoruz. Tutturmuş HDP, HDP, HDP. Sen önce karnımızı bir doyur gibi diyen böyle tepkileri görüyor. Artık o savaş politikaları, saldırgan politikaları, bağıran seslerin insanlardan tiksinti yarattığını düşünüyoruz. Hı hı. Evet, bu kapanırsa daha az politik olan bizim azınlıklar, az olanlar, sosyal demokratlar, daha böyle iyi niyetli olan arkadaşlarımızın bir kez daha ya buradan bir cocuk olmaz duygusuna kapılacaktır. Ama o tat gene damaklarında olduğu için umut her zaman yeşerecektir. Ben umudu yeşermenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. İşte bu yayınlandığı gün muhtemelen Nevroz bizim için de Ermenili toplumu için de çok aslında önemli bir tarih. Bildiğim kadarıyla Süryaniler için de önemli. Ben o Alev'in, o ışığın umuyorum bundan sonra daha yüksek, daha geniş bir alanda bizleri aydınlatacağını inanıyorum. Bundan da hiçbir şüphem yok. Evet, tüm zulümlere karşı hepimiz üzgünüz ama kızgınız. Ama pes etmiş değiliz. Biraz önce de söylediğim gibi ya Edip abiyle bir kere de ben kavga etme şansım olsun iç içerisinde veya bir birleştiriyorlar yani bizi. Yani hep birleştiriyorlar. Peki. Bu saldırılarla. Tartışma yine de olsun. Abi. Olsun yine de biz tartışma diyelim ona. Kavga demeyelim. Öyle ortamlarda mücadeleyi güçlendirir. İkinize de çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir sohbet oldu. Bu gündemi bu şekilde değerlendirmek ve en azından izleyicilerimize bir de objektifin bu tarafından bakarak aktarma şansımız oldu. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Biz de teşekkür ederiz. Cevap mersi. Evet, iki konuğumuza da çok teşekkürler. Murat Mıhçı, Edip Arslan konuğumdu bugün. HDP'nin kapatılmaya çalışıldığı davayla ilgili aslında Ermenilerin, Süryanilerin, Türkiye'deki Türk olmayan, Müslüman olmayan halkların temsiliyeti üzerine konuşma şansımız oldu. Tabii ki diğer halklar, birçok halkın temsiliyeti var. Onlar da zaman içerisinde Gamuç'ta yine konuğumuz olacak. Biliyorsunuz her fırsatta farklı konuklar almaya çalışıyoruz sizin için. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Sizde üstün.